baharlı bir mihir yapalım. Evet, bir de böyle soğuk bir meze tarzında. Meze gibi cocuk. Evet, cocuk bir şey mi? Cocuk da diyebiliriz. Çok severim. Evet, evet. Hadi bakalım. Mutfakta çalışıyor. Çalışıyor. Boş değiliz efendim. Evet. Ama sağ ol, sen de çok yardımcı oldun bugün evet. bize. Gerçekten yani, bizi rahatlattın. Evet. Hadi bir mehir de yapalım. Evet, hazırlanalım. Günün son tarifi gelsin efendim o zaman. Güzel bir mehir tarifimiz var. Mehir nerenin? Ben Diyarbakır diyeceğim ama tabii mehir Anadolu'da çok var. Malatya'da da var. Şeyde, siz de ne dediniz? Adıyaman. Adıyaman'da da var. Evet. Adıyaman'da diyebiliriz. O zaman kendi coğrafyamızın yemeği evet. yiyelim mehir için. Kimse darılıp gücenmesin. Evet. Önce malzeme listesi gelsin, ardından günün son tarifiyle buradayız. Mehir için malzemeler. 1 su bardağı haşlanmış buğday. Yarım su bardağı haşlanmış nohut. 1 kase süzme yoğurt. 1 tatlı kaşığı kuru nane. 1 tutam reyhan. 1 tutam tuz. Şimdi mehir zamanı. Evet. Mehir. Yemeklerimizin yanına yazın böyle serinletici değil mi? Cacık evet. diyebiliriz. Kuru cacığımız var biliyorsunuz salatalık yapmış. Bu biraz bakliyatlı. Böyle pilavlarımızın yanına, yemeklerimizin yanına ufak bir meze diyelim. Bakliyatlı cacık gibi. Evet, bakliyatlı cacık diyebiliriz. Ne yapıyoruz şefim? Pratik bir şey pratik galiba. Pratik olacak. Süzme yoğurdum var. Süzme yoğurdumu şöyle bir kaseye alacağım. Mehir'in bence en ayırt edici özelliği kuru reyhan. Reyhan sever misiniz? Ben çok severim. Ben çok bayılırım. Çok yakışıyor değil mi? Kokusu, bakın rengi de çok güzel. Reyhanımız da çok evet. güzel. Böyle mor mor bir rengi değil var. Mi? Zaten orijinal reyhan gösterin. Bak koklamak ister misin? Güzel rengi. O hakikaten yemeğe verdiği o rahiyan da var. Gerçekten evet. Farklı. Bakliyatlı çorbaları da ben çok yakıştırırım. Böyle mercimekli kesme evet. çorbalarını, etli çorbaları reyhan. Şöyle reyhanımı. Tazesi ayrı, kurusu ayrı tabii güzel. Tabii kurusu da gerçekten. Bir de her bölgede de bir başka. Süzgeçte şöyle şey yapıyoruz. Evet, süzgeçte böyle süzüyoruz. Elimizle yapsak o kalın parçalar biraz dökülebilir. Biraz ama parçalar içine dökülür. O yüzden de böyle minik bir tel süzgeç size yardımcı olacak. Sanki şu an sumak koymuşuz gibi bir görüntü var. Evet, o da biraz böyle mora çalar ya. Aynen. Rengi inanılmaz güzel. Bir de kokusu tabii böyle yaptıkça ben. Şuna kaşığımı alayım. Bunu kaldırdım. Süzme yoğurdumu şöyle karıştırıyorum. Zaten bence bu yeterli gelecek. Çok fazla da koymama gerek yok. Şimdi size bir servise göre miktarını arttırabilirsiniz. Aynen tabii ki siz kalabalığınıza göre. Bence iftar sofralarına da böyle yoğurtla çok hem besleyici. Hakikaten yani bu güzel. Yazında kullanabilecek güzel bir tarif. Tabii, tabii. Serin serin. Böyle aynen. soğuk ayran aşı vardır ya. Aynen. Sanki onu anımsattın. Severim. Ben de çok severim. Bir de şimdi Anadolu'daki tarifler tabii ki hep reçeteler birazcık coğrafi şekil, coğrafi şartlara göre, geçim şartlarına göre değil mi? Hep doyurucu. Tabii. Evet. Değil mi? Çünkü yokluk zamanı. Bir kere yapasın herkes doysun. Hem besleyici olacak, hem doyurucu olacak, hem ucuz olacak değil tabii. mi? Yani şimdi her zaman et bulamıyorlar, şey yapamıyorlar. Ama içinde nohut var, buğday var. Hani hem doyurucu. Reçeteler de böyle çıkıyor zaten yani günümüze. Hakikaten bana biraz ayran aşını anımsattın. Evet, evet. Zaten nohut koyuyorsun ona da. Onda da buğday var. Biraz var. Sulu sulu da yapılıyor. Ben evet. mesela Malatya'da elimde daha böyle sulu sulu çorba gibiydi. Ben mehiri biraz daha böyle koyu yapıyorum. Biraz daha bunun servisini biraz daha böyle hani mesela masada böyle biraz daha cacık gibi biraz daha hani böyle zeytinyağların yanında bir alternatif gibi. Benimkinin farkı. Çok da keyifli. Bu daha kısa kurda bile tüketilebilir. Tabii. Soğuk soğuk çok tutar diye düşünüyorum. Tabii ki. Gün içinde. Oranları da gördünüz. Hani ikisinden de biraz daha koyalım. Budayı koyacağım. Önünüzdeki küçüğü bence koyabiliriz. Koyalım, evet, tamam. Sonra sırasıyla artık. Ben en keyifli anı diyorum. Sofrayı kurma zamanı. Evet, değil mi? Çok gerçekten. De hakikaten sen dedin ya yedirmeyi seviyorum diye birisi yediği zaman. Bu hakikaten keyifli bir şey. Biraz evet. da böyle hakikaten beğendiğini belli ediyorsa karşındaki. Ya mesela ilk geldiğinde konumuza da sorduk ya yemek yemeyi seviyor musun? Ben de mesela tok gelen insanım. Yani niye tok geldiniz? Tok yani, gelin doyuramazsın ya. Evet, değil bir mi? De, bir şey de beğendiremezsin. Ne yapsan İnsan olmuyor tok aç gelin. Olmalı, yemek sevmeli değil mi? Ben öyle durumlarda şey diyorum. Aç gelin. Aynen. Aç gelin. Bence aç oldu. Bir tane düştü şöyle. Şöyle biraz daha tozundan. Kazan. Evet. Şöyle tozundan devam ediyorum. Şöyle üzerine şunu de alayım şu büyük parçayı. Bence onu da alın. Evet daha böyle hem gelmesin kaşığa da. Şöyle biraz daha renklendirdik. Bugün favori tarifin hangisi oldu yaptıklarımızdan? Evet sizce? Vallahi sana çorba, en yakın olan. Çorbayı çok merak ettim mesela. Çorbayı. Evet. Miktardan sonra tadına şeyde, bakarsınız. Ne aşıydı ikinci yemek? Nardan aşı. Onda kuzu eti olduğu için tam emin değilim. Belki köftelisini tercih edebilirsin sen. Mesela köftelerini ayıklayıp yiyebilirim. Yersiniz tabii soslan bir yiyin. Tabii aynen doğru. öyle.